NATO zirvesini ve zirvede verilen mesajları dış politika uzmanı Hakan Akbaş'la konuşacağız. Sayın Akbaş, merhaba, yayına hoş geldiniz. Günaydın Zehra Hanım, iyi yayınlar. Şimdi 3 gündür aslında takip ediyoruz ağırlıklı olarak. Son 2 gün tabii çok önemliydi. Sonuç bildirgesi yayımlandı. Ana gündem maddesi bu zirve 75. yıl kutlamasıyla yapılan bu zirvede ana gündem başlıkları Gazze ve Ukrayna'ydı ama ağırlıkta Ukrayna'ydı elbette. Siz şöyle bir bakacak olursanız özellikle Ukrayna ile başlayalım dilerseniz. Sonra Cumhurbaşkanı'nın mesajları vardı. Gazze'ye de sözü getireceğim ama ciddi bir yardım var yine Ukrayna'ya. Yapılan gaflar da var. Oraya birazdan parantez açarız dilerseniz. Evet. Ukrayna'ya yine bir destek sözünün verilmesi. Bir yandan Amerika Birleşik Devletleri 3,5 ay kadar sonra bir seçime gidiyor. Sullivan'dan da itiraf niteliğinde bir açıklama geldi. Yani halk tepki gösteriyor. Niye biz Ukrayna'ya hiç tarihte yapılmamış yardımlar yapıyoruz diye. Bir yandan da diyor ki kasasını dolduruyor Amerika Birleşik Devletleri'nin bu Ukrayna-Rusya savaşı. Ukrayna minvalinde bu sonuç bildirgesinde çıkanları, NATO zirvesi yaşananları, yapılan açıklamaları nasıl yorumlarsınız? NATO açısından gerçekten 75 yıl sonra bu zirve Washington'da seçime giden Başkan Biden'ın ev sahipliğinde bir gövde gösterisiydi. Kime karşı? En başta ortak bildirgelerde açıkça yazıldığı gibi Rusya'ya karşı. Rusya ile birlikte Rusya Ukrayna Savaşı'nın da desteklediğinin altını çizilen Çin'e karşı ve Kuzey Kore'ye karşı. Dolayısıyla burada Başkan Biden açısından da ben özgür dünyanın lideriyim ve 32 ülke olarak biz uluslararası kurallara dayalı sistemi devam ettireceğiz. Özgür dünya devam edecek mesajını vermesi açısından önemliydi. Tabii ki sizin de ifade ettiğiniz gibi Ukrayna domine etti başlıkları. Her ne kadar Biden dün gece Zelenski'yi Ukrayna Devlet Başkanı Başkan Putin diye anons ederek kürsüye çağırmış olma gafını yapmış yani olsa da. Aslında da Sayın Akbaş yardımcısına da rakibinin adını söyledi. Yani gafları damga vurdu. Birazdan sorayım o bölümü. Çünkü performansını da sormak istiyorum Biden'ın. Çok büyük tartışma yarattı yine seçime giderken çünkü. Kesinlikle. Kesinlikle. Burada tabii ki zirve nerede nasıl devam etti? Trump'ın aslında gölgesi de damgayı vurdu zirveye. Niye? Çünkü bildirgeye bakıyorsunuz. Burada %2 yani her NATO üyesinin gayri safi milli hasılalarının en az %2'sini harcama zorunluluğunu hatırlatıyorlar ve bunun gelecekte artabileceğinin altını çiziyorlar. Bu niye söyleniyor? Tabii ki Trump'ın 4 ay sonra seçilme riski olasılığı daha da yüksek artık. Dolayısıyla bu zirvede bizim Washington'dan elde ettiğimiz bilgiler uyarınca hemen hemen bütün devlet delegasyonlarının içerisinden bir grup Trump'ın özellikle savunma konularındaki olası danışmanları ile toplantılar yaptılar. Dolayısıyla aslında bu sefer Trump'ın olası başkanlığına NATO üyeleri de sürprizle yakalanmak istemiyor. Dolayısıyla bu %2 konusu konuşuldu. Sayın Cumhurbaşkanı da biz %2 harcıyoruz'un altını çizdi basın toplantısında. Son olarak tabii ki Ukrayna'ya yapılan yardımı söylediniz. Bu gelecek sene aslında 43 milyar dolarlık bir yatırım daha ortaklar 32 ülke bunun altını çizdi, imza attı. Çünkü Trump eğer gelirse parasını ödemeyeni ben savunmam diye açıkça söyledi. Hatta NATO'nun geleceğiyle ilgili olarak birçok soru işareti bırakmıştı. Bu aşamada tabii ki Ukrayna'nın bu fonlardan alıkonmasını Trump başkanlığında bile istemiyor NATO üyeleri. Dolayısıyla bunun geri dönülemeyecek şekilde onaylanması önemliydi. Başkan Biden de bunun altını çizdi. Ama tabii ki sizin de dediğiniz yani gibi Amerikan seçmeni. Şu aşamada Trump seçilirse bu olasılık var. Çünkü Trump eğer gelirse Biden giderse Ukrayna'nın yardımları artık geri döndürülemez mi? Şu an onaylanan bu yardımlar. Şu anda öyle. Evet. Yani Trump tabii ki şunu söylüyordu. Ben gelirsem bir günde bitireceğim bu savaşı. İkiniz de masaya oturun çözün diyeceğim. Ben bu savaşı istemiyorum şeklinde açıklamalar yapıyordu. Ama artık bu imzalananlarla bu anlaşmayla olmayacak bu.
Şu anda NATO normları ve kuralları içerisinde sorduğun sorunun cevabı evet. Ancak Trump kendi başkanlığı döneminde de özellikle dış politikada çok sözler, çok büyük sözler etti ama bunların birçoğunun altını dolduramadı. Dolayısıyla başkanlığını bekleyip görmek lazım. Ancak NATO'nun Trump'ın başkanlığında çok farklı bir adeta bir kooperatife, savunma kooperatifine dönüşeceğini ve parayı verenin düdüğü çalacağı bir ortamın geldiğini görüyoruz. Bu açıdan Ukrayna açısından yani Trump'ın olası başkanlığından önceki son kritik zirveydi. Peki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO'nun bu savaşın bir tarafı olmaması mesajı da yine dikkat çekiciydi. Bunu da vurgulayayım, hem eklemek isterseniz onu alayım. Evet. Hem de gazetede ana başlıklarda amalardan biriydi ama baktığımızda sanki biraz çok hakkını bulamadı. Biraz gölgede kaldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tabii her zaman olduğu gibi yine bunu dillendirdi. Ama sanki bu zirvede biraz gölgede mi kaldı Gazze'deki yaşanan o insani dram? Evet, her uluslararası platformda olduğu gibi bu kritik NATO zirvesinde de sadece Türkiye aslında Sayın Cumhurbaşkanı Gazze'de yaşanan insanlık katliamını, faciasını tekrar dile getirdi. 90 binden fazla yaralı ve 40 binden fazla ölüden bahsetti. Ve İsrail'in kendileri üye olduğu sürece NATO'ya, İsrail'le birliğin herhangi bir şekilde işbirliği yapmasına karşı çıkacaklarını söyledi. Bu önemli çünkü tek bir karşı oy bile biliyorsunuz ortak karar durduruyor. Bu açıdan önemli. Gazze'ye maalesef Türkiye sadece vurgu yaptı. Diğer tarafta tabii ki Ukrayna'daki gelişmeler, yani bizim stratejik ortağımız şeklinde değerlendirmesi vardı. Ama Putin'in Rusya'sıyla da diyalogumuz devam edecektir dedi. Nitekim Washington DC'ye gelmeden önce Astana'da hem Putin'le hem de Çin Başkanı Jinping'le Sayın Cumhurbaşkanı ikili görüşmeler yapmıştı. Şangay Beşlisi'nde. Dolayısıyla burada aslında Ankara'nın gördüğü şey Ukrayna'nın bu savaşı kazanamayacağı, yani Batı'nın verdiği bütün desteğe rağmen, NATO'nun verdiği desteğe rağmen kazanamayacağı yönünde. Dolayısıyla Türkiye'nin özellikle enerji ithalatı bağlamında ve turizmden karşılıklı ticarete kadar Rusya ile olan ekonomik ticari bağlarının derin olmasından dolayı Rusya'yı da gözden çıkartamıyor. İlave olarak da biliyorsunuz güney sınırındaki Suriye ile başlatılacak yeni bir süreç var ve bu süreçte Rusya'nın bir şekilde diyalog içinde olmasını bekliyor Ankara. Bütün bunları tabii ki Türkiye'de kendi çıkarlarını gözetti. Burada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği bir mesajlarda aslında bu yöndeydi. Nitekim Sayın Yaşar Güler'in de yaptığı bir değerlendirme vardı Politico'ya. Orada da biz NATO içinde kendi yolumuzu çizmeye devam edeceğiz dedi. Son olarak da şunu söyleyeyim, ilginç, bunu en bence ilginç buldum. Şangay Beşlisi'ne tam üye olmak istiyoruz dedi Sayın Cumhurbaşkanı. Evet, NATO'nun bu bildirgesinden sonra. Evet. Duyabiliyor musunuz beni? Duyabiliyorum, evet. Buyurun. Evet, bu önemli başlıklardan biriydi. Yani biz gözlemci olmak istemiyoruz artık, tam üye olmak istiyoruz. Bir yandan Türkiye diplomasi trafiğini devam ettiriyor. Sizin de az önce ifade ettiğiniz gibi aslında hep konuşuyoruz. NATO bu savaşın bir tarafı olmasın. Rusya ile ciddi ilişkiler var. Ukrayna ile var söz konusu. Bir yandan tabii böylesi önemli adımlar da atılmaya çalışılıyor. Bir yandan Karadeniz'deki o tahıl koridorunun İstanbul'da yapılan görüşmeler vardı tanıklık ettiğimiz. Onların tekrar canlandırılmasını söz konusu olabileceğini ifade etti Cumhurbaşkanı. Bu konuda neler söylersiniz? Evet, gelecek hafta yanılmıyorsam doluyor ve bunun öncesinde Astana'da Putin'le aslında konu başlıklarından bir tanesi buydu. Suriye'deki yeni sürece ilave olarak. Dolayısıyla tahıl koridoru konusunda, yani Türkiye'nin buradaki ara buluculuğunu ve NATO üyeleri içerisinde aslında Putin ile en uzun süreden beri konuşan lider Sayın Cumhurbaşkanı. Ben burada Putin'in yeni bir takım talepleri olacağını düşünüyorum. Yani bu sefer bu tahıl koridorunun tekrar açılması ile ilgili olarak yeni talepleri olacağını düşünüyorum. Çünkü yani F-16'lardan en son savunma sistemi olan Patriot'lara kadar NATO şu anda bütün silah teçhizatını Ukrayna'ya vermeye başlıyor.
Dolayısıyla aslında savaşa da dolaylı olarak dahil de oldu. Bu süreçte ben Putin'in, yani arada Türkiye bile olsa tahıl koridoru dahil olmak üzere herhangi bir girişimde, olumlu girişimde bulunacağını çok zor olduğunu düşünüyorum. Şimdi siz F-16 demişken konuyu da oraya getireyim. Soracaktım zaten çünkü bu da yine 2 gündür konuşulan, dolaşında olan, üzerine yabancı basında yazılıp çizilen bir mesele. F-16 tedarikine ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a soru da soruldu ve o da Biden'la bu konuda görüştüğünü, hatta hem zirve sırasında hem artık kapanışta yine söylediğini ifade etti ve Biden'ın da 3-4 gün içerisinde artık bunu çözeceğim şeklinde bir yanıt verdiğini ifade etti. Siz nasıl bakıyorsunuz, nasıl değerlendiriyorsunuz? Çözülür mü, çözülmezse ne olur? Şimdi burada Türkiye'nin asıl istediği, biliyorsunuz F-35 programından haksız katsa yaptırımı uygulanması sonucu, ki S-400'ü aldığı için Ankara'nın çıkartılması söz konusu. Bu yaptırımlar mesela Hindistan'a uygulanmamıştı. Onlar da S-400 aldılar. Dolayısıyla burada yaklaşık 1.4 milyar dolar para verdi F-34'lere ve F-35'lere ve bunları alamayacak Türkiye. Dolayısıyla burada kaybı söz konusu. İlave olarak da özellikle F-35 konsorsiyumundan 12 milyar dolara kadar Türkiye'deki özel sektörün, savunma sanayi sektörünün bir parça satma, sağlama tedarikçisi olma durumu vardı. Bu da ortadan kalktı. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı'nın vurguladığı aslında savunma sanayinde ticaret konusundaki engellerin kaldırılması, bunun içerisinde 23 milyar dolarlık, biliyorsunuz, bu F-16 ve 79 tane de modernizasyon kiti vardı. Bunun azaltılmasından bahsediliyor ama bu aslında azaltılmasından çok Türkiye şu an... Evet, konuğumuzun sesinde bir sıkıntı yaşıyoruz sanırım. Birazdan sağlıklı bir bağlantı sağlayınca evet, sesi geldi konuğumuzun. Dinleyelim Hakan Bey. Evet, geldi. Evet, bu dolayısıyla 23 milyar dolarlık bu F-16 satın almasının içerisinde Türkiye vermiş olduğu, geçmişte vermiş olduğu veya hak kaybına uğradığı paraların mahsup edilmesini istiyor. Yani bu aslında bundan geçerli. İşte Biden'ın da 3-4 hafta içerisinde buna da bakacağız demesini ben önemli görüyorum. Çünkü siz burada ortaklarınızla birlikte, NATO ortaklarınızla birlikte bir anlaşmaya, uluslararası bir anlaşmaya imza atıyorsunuz ve size 12 milyar dolarlık yedek parça sağlama sözü veriliyor ve daha sonra bu siyasi bir kararla elinizden alınıyor. Yani ülkeler arasındaki siyasi bir karar bir tarafa, ülkenin özel sektörünün uğrayacağı milyarlarca dolarlık zararın telafi edilmesi başka bir konu. Dolayısıyla bence Türkiye açısından en önemli kazanım bu oldu Washington zirvesinde. Peki, elbette yine takip edeceğiz. 3-4 haftalık o zaman diliminde neler yazılıp çizilecek, nasıl açıklamalar gelecek, netice ne olacak, çok önemli. Elbette takipteyiz. Önemli başlıklardan biri buydu. Şimdi bir de önemli olan şu ki 2026'da NATO zirvesi Türkiye'de yapılacak. Hangi şehirde yapılacağı net bir şekilde açıklanmadı ama Cumhurbaşkanı'nın İstanbul'umuza yakışır şeklinde bir beyanı da vardı. Bu nedenle İstanbul'da olacağı görüşündeyiz bizler de. Bu hem... terörle mücadele başlığı çok önemliydi bizim için. Yine buna dair Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları da oldu. Terörizme karşı müttefiklerimizden dayanışma bekliyoruz açıklamasını yaptı. Bu anlamda da önemli bir mesaj olur mu? Hem bunu sorayım hem de bir yandan da şöyle bir mesajı vardı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın. NATO müttefiklerimizin bazılarının işte Suriye'de, Irak'ta, bölgede PKK, YPG gibi terör örgütleriyle işte karmaşık ilişkileri var diyerek aslında bir anlamda Amerika Birleşik Devletleri'ni de ana hedef olarak göstermiş olduğu, isim vermeden. Bu anlamda da biz bölgede bir ilerleme görebilir miyiz? Ne dersiniz? Bir gelişme olur mu, yoksa tamamen hiç söz konusu olmaz mı? Yine bir yandan tabii operasyonlar devam ediyor. Kilit açıldı şeklinde günlerdir haberler paylaşılıyor. Bölgede operasyonlarını Türkiye devam ettiriyor. O güvenlik koridoru mesafesi sağlanıyor. Terör koridorunun oluşmasının engellenmesi adına operasyonlar devam ediyor. Ama hem bu zirvenin İstanbul'da olacak olması ne mesaj verir, önemli midir? Hem de özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu mesajı yerini bulur mu?
Şimdi burada Sayın Yaşar Güler'in yazdığı yazı içerisinde özellikle Türkiye'nin güney sınırındaki yaşanan sorunlar ve terörizmden dolayı uğradığı kayıpların altı çizilmişti. Sayın Cumhurbaşkanı da aynı şeyi vurguladı. Dolayısıyla burada Amerika'nın YPG ve PYD'ye karşı izlediği neredeyse işbirliği tutumu, yani Biden eğer devam ederse çok fazla değişmeyecektir. Ancak Trump gelirse kendisinin geçmişte Türkiye'ye Sayın Cumhurbaşkanı'na verdiği bir söz vardı. Bütün askerlerimi oradan çekeceğim diye. Dolayısıyla bunu göreceğiz. Ama Türkiye aslında burada kendi sorununu, kendi meselesini kendisi halletme yolunda. Öncelikle Esad'la ve Putin'in de herhalde arabuluculuğunda izlenecek süreç ben önemli buluyorum. Burada tabii ki sadece sınır güvenliği değil, göçmenlerin de, Suriyeli göçmenlerin de evlerine gönderilmesi konuşulacak. Dediğiniz gibi artan güvenlik endişelerine bir şekilde karşılık vermek için operasyonlar, askeri operasyonların da artarak devam edeceğini düşünüyorum. Dolayısıyla 2026'ya kadar Türkiye'nin aslında Suriye ile olan bu sorunlarını çözeceğini ben düşünüyorum. Ama yani ben Amerika'nın özellikle Kuzey Suriye'de, Kuzeydoğu Suriye'deki duruşunun da anlamlı değişme olmasını beklemiyorum. Buna vurgusu yerindeydi. Ancak tabii isim vermeden yaptı. Ama öte yandan da Türkiye'nin gerçekten bugün Rusya ile olan ilişkisi ve Esad'la yeniden canlandırılan, yeniden açılmayı sınıf planlandığı sayfanın ben bu sorunun halledilmesinde çok önemli bir adım olduğunu düşünüyorum. Yani Amerika'ya gelinceye kadar Türkiye burada bu sorunu çözebilecek kadar askeri, siyasi, diplomatik olarak da güçlü bir ülkedir. Peki biraz yumuşatarak bitirelim dilerseniz sohbetimizi. Şimdi Putin'in gaflarından da bahsetmiştik. Hem performansı çok tartışma konusu oldu. Artık Hollywood yıldızlarından bile ses duyar olduk. Aday olma artık zaten 4 yıl götüremezsin gibisinden. Evet. Putin gafı çok dikkat çekiciydi. Zelenski yanı başında duruyor. Onu Putin olarak lanse etti. İşte Harris'e Trump dedi. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu gafları? Performansını nasıl buluyorsunuz? Yani adaylıktan özellikle eşinin hani çekilme diye bastırdığı ve onu dinlediği yorumları da yapılıyor ama ne dersiniz? Çekilmeli mi? Çekilmemeli mi? Çekilir mi? Çekilirse ne olur? Şimdi yaz aylarında özellikle 24 Haziran'daki televizyon münazarası ve sizin de ifade ettiğiniz gibi dünkü yani NATO zirvesi ve NATO zirvesi sonrasında Biden'ın yaptığı basın toplantısında net olarak seçmen dünya 4 sene daha Başkan Biden'ın başkanlık yapabilecek sağlık, fiziki sağlık, aklı sağlığa sahip olmadığını bir kere daha gördü, şahit oldu. Şimdi burada Başkan Biden ne derse desin seçmen gözündeki algı önemli. Ve 24 Haziran'daki münazaradan sonra ulusal anketlere baktığımız zaman Trump daha da farkı açtı. Daha da önemlisi 6 eyalette ki bunlara biz salıncak eyalet diyoruz. Yani diğerleri kemikleşmiş eyaletlerdir. Bu 6 tane işte Arizona gibi, Nevada gibi, Michigan gibi eyaletler değiştirirler, parti değiştirirler. Buralarda da Trump'ın 6 puana kadar farkı açmaya başladığını görüyoruz. Seçimlere 3,5 ay kala bu önemli. Yani şu anda Başkan Biden yasal olarak 4000 tane delegesi var. Ve 19 ila 22 Ağustos'ta yapılacak Demokrat Parti Kongresi burada çok kritik. 22 Ağustos'a kadar Başkan Biden aday olacak mı olmayacak mı ve yerine kim geçecek konusu bir şekilde halledilmek zorunda. NATO zirvesi öncesinde de sonrasında da siz de bahsettiniz. İşte kendisinin en büyük finansöründen George Clooney'den Nancy Pelosi'ye kadar neredeyse siyasi ortağı, hayat arkadaşı kendisinden çekilmesini ister açıklamalar yaptılar. Bir düzine senatör de bunu istiyor. Niye istiyorlar? Çünkü sadece Beyaz Saray seçilmeyecek, Beyaz Saray başkan seçilmeyecek. Aynı zamanda Temsilciler Meclisi ve Senato tarafında da yaklaşık olarak 1/3 sandalye yeniden seçilecek. Bunlar daha fazla demokrat parti adaylarının ağırlıkta olduğu bölgeler ve seçimi kaybetmek istemiyorlar. Dolayısıyla bugünden itibaren her şey Biden için daha da zor olacaktır. Ama kimse Biden'ı bir şekilde eğer kendi isteğiyle çekilmezse, ikna edilemezse
oradan alamaz. Tek şansı var ya eşi veya kız kardeşi bu süreçte ikna edebilir ya da 19-22 Ağustos'taki Demokrat Parti Kongresi içerisinde delegeler yeni bir aday belirleyebilir. Bu arada aldığımız yine kulis bilgilerinde Harris'in, Başkan Yardımcısı Harris'in Trump'a karşı performansını belli anketlerle ölçmeye çalışıyorlar. Harris Trump'a karşı kazanabilir mi? Bunun Biden'dan daha zor olduğunu düşünüyorum. Yani Biden'ın bu hali bile Harris'in başkanlık adayından daha kuvvetlidir bence. İlave olarak da Michigan valisi var, Kaliforniya valisi var. Bunlar çok karizmatik, çok güçlü adaylar. Whitmer ve Newsom. Bunların tekrar bir ön seçimle partinin bu kongresine de aday olmaları konuşuluyor. Michelle Obama'dan bahsediliyor. Bu George Clooney'nin yaptığı açıklama tabii ki Obama'nın bilgisi ve desteği olmadan yapılamazdı. Yani New York Times'ta bunun bu kadar açık bir şekilde yazılması bence Biden için en büyük darbeydi. Pelosi kadar önemliydi. Obama da eğer kapalı kapılar ardından bayrak açtıysa Biden'a karşı bu ikinci kere oluyor demektir. Biliyorsunuz daha önce Hillary Clinton'ın adaylığı için de Biden'ı kenarıya koymuşlardı. Bu ikinci kere oluyor demektir. Burada bir başka risk de şu, eğer Biden aday olmazsa ve çekilirse ve yerine bir aday gelemezse veya Michelle Obama gibi bir aday diretilirse demokratlar daha da yarışta geriye düşebilirler. Peki NATO zirvesini ve zirvede verilen mesajları dış politika uzmanı Hakan Akbaş'la konuştuk. Kendisini uğurlayalım. Bizler de sizden bir reklam molası rica edelim.